Değerli arıcılarımız, bugün Gökhan Ateşeli ağamızla ana arının kovana kabulünün arıcı tarafından önceden anlaşılıp anlaşılmayacağı ile alakalı bir püf noktası sizinle paylaşmak istiyoruz. Buyurun Gökhan Bey. Şimdi arkadaşlar, şimdi bölme yaptınız. Bunlar işte arılar, içinde arılar var. Şimdi ana arı bu. Ana arıyı buraya koydunuz. Koyduktan sonra yavru arılar bunun etrafında toplanmaya başlarlar. Aynı mesela bazı çıtalarda bakarsanız ana arının etrafında yavru arılar görürsünüz. Bir yuvarlak oluşturulmuştur. Evet. Bunun üstünde aynısını göreceksiniz. Yuvarlak bir şekil olduğunu göreceksiniz. Şöyle elinizle bir iteceksiniz. Bir daha toplanacaklar. Bir yuvarlak oluşur gibi olacak. Bir daha iteceksiniz. Onlar tekrar bu yuvarlağı oluşturduklarını gördüğü zaman böyle hani sanki böyle ana besleyecekmiş gibi hareket evet. ederler. O zaman anlarsınız ki bu kovan bu ana arıyı kabul edecek. O zaman alırsınız. Arıcının kendi isteğine bağlı. Arıyı koyarsınız. 3-5 gün sonra arıcı hangi tarihte açmak istiyorsun açar. Ana arının kabul olduğunu anlarsın. Ya bu kovanda baktım bunu kabul etmeyeceklerini aynı şekli yapmadıysa başka kovanda yaparsınız. Kabul edip etmeyeceğini anlarsınız. Bazı kovanda bir siniri vardır, problem vardır. Yani yavru arı azdır. Belki problemden dolayı da kabul etmemiş olabilirler. Değerli arıcılarımız, Gökhan Ateşeli ağamızdan yeni başlayan arkadaşlar için, arıcılarımız için arı nasıl sıkıştırılır? Pratik olarak kendisinden rica ettik. Bize uygulamalı olarak göstermesini istiyoruz. Buyurun Gökhan Bey. Şimdi arkadaşlar tekrar kolay gelsin. Şimdi bunu bir ballı duvar olarak kabul edin. Yani komple bal olacak. Bu tarafı, iki tarafı ballı. Duvar olacak, ballı olacak. Bu şöyle kemerli, günlüklü, kapalı olacak. Bu da aynı kemerli, kapalısı olacak. Sağında sonra poleni olacak. Olduktan sonra iki olur. Bunu da aynı birinci çıtadaki ballı polenli olacak. İki kapalının sağına soluna birer tane ballı polenli koyduğun zaman arı sıkışmış olur. Ha burası üç olur. Dördüncü olur. Beşinci olur. Fark etmez. Yani kapalıların bu tarafına ballı, bu tarafına bir tane ballı duvar gelecek. Bunu yaptığın zaman arı sıkışmış demektir. Bu sıkıştır. Bunun anlamı şimdi dört tane ise ana arıya diyorsun ki ana arı dört tane odam var. Bu dört çocukların hepsini bu dört odada yaşatacaksın. Artık bu şekilde kışa hazırlanacak veya baharda işlemi yapılacak. Arı artık dalak atarsa, çıtaların arasında beyazlatmaya başlarsa bir tane temel peteği koyarsın. Şu anda yok elde. Koyarsın. Baktın arı kabarttı. Şöyle bakarsın. Sapsarı. Bunu alırsın bir arkaya atarsın. Buraya tekrar bir tane temel petek koyarsın. Onu kabarttı. Aldı. Sonra onu tekrar bir arkaya koyarak aynı bu şekilde devam edersin. Bu arı sıkıştırmayı hangi dönemde yapmalıyız? İlkbaharda da olur. Sonbaharda da olur. Kışın da olur. Her zaman olur. Bunun amacını biraz daha bahseder misiniz? Tam olarak arkadaşları anlasın. Neden sıkıştırmalıyız? Ya şimdi arı erken kışta çıktı. Arıyı işte fazla çıtalarını alıyorsun. Arı yayılmasın diye. Evet. Arılar dolaşmasın diye. Aldın iki tane kapalım var. Evet. İki kapalının arkasına duvarı koyuyorsun. Bir duvar burada, bir duvar burada. İki çıtada kapalı arın var. Aralarda arı var. Bu sıkıştırılmış arıdır. Yazın oldu. Bal kesimi bitti. Balı evet. aldın. Yine bir duvar. Yine iki kapalı, üç kapalı, dört kapalı, beş kapalı. Alıyorsun bunu hemen arkasına duvarı koyuyorsun. Arı sıkıştırılmış oluyor. Mesela sonbahara geldin. Bir duvar. İşte üç çıta, beş çıta, altı çıta arı olur. Arkasına bir tane de duvarı koyduğun zaman arı sıkışmış olur. Yani bu arıcının mecbur olmazsa olmazı. Bu mutlaka olacak. Yani derler ki arıyı da sıkıştıracaksın, karıyı da sıkıştıracaksın diye bir atasözü vardır. Yani yumurta atması için, anaya yumurta için, içerideki soğuğu, yani içerideki ısıyı tutabilmesi için, hastalıktan korunabilmesi için,
poleni düzgün bir, yani kapalısını, balını düzgün yapabilmesi için bu sıkıştırmadır. Gökhan Bey teşekkür ediyoruz arkadaşlara izah ettiğiniz için. Bir de şu çiftleştirme kutusu var, onu da aray bana. Evet. Onu da göstereyim. Şimdi kovanı alalım mı? Fark et. Şöyle. Heh. İşte arkadaşlar şimdi altta... Bir dakika, kovanı alalım da daha iyi olsun. Şimdi bunlar piyasada satılan çiftleştirme kutuları. Ana arı buradan girecek. Arılar buradan giriş çıkış yapar. Şimdi mesela bir çita arıyı alacaksın. Yani bir, yani ne diyeyim sana, yavrulu. Yani evet, mum örebilecek kapasitedeki arıları alacaksın. Bu arının bu kutunun içine çırpıyorsun. Evet. Yapıyorsun. Bir tane de ana veriyorsun. Burası işte kekiydi, balıydı, işte şerbetiydi, koyuyorsun. İstersen anarıyı buraya, yüzünü buraya koyup buradan çiftleştirip çiftleşmesini de ananı sağlayabilirsin. Arılar öncelikle mesela yurt dışında yaparlar bunu. Genelde yurt dışında olur. Şu iki çıtadır. İki çıtadır. Evet. Bunlar yoktur. Arıyı bunun içine silkelerler. Tamam. Ana arı kutusunu şuradan iple tutturarak aşağı doğru ana arıyı aşağıya sallarlar. Evet. Arılar şimdi ana arıyı kabul ettiklerinde buradaki çıtayı mum örmeye başlarlar. Örerler. Evet. Ana arıyı hazırlık yapar. Der ki ya biz bu anayı kabul ettik. Biz hemen ana arı çiftleşmesi, yani ana arı yumurta atması için bunun peteği, buna petek örerler. Baktığın zaman şunu anlarsın. Bu direkt olarak ana arının kabul edildiği anlamındadır. Evet. Gelirsin ana arıyı buradan açarsın. Zaten altına doğru bir salkım olmuştur. Evet. İstersen hangi duman mı vurur, ne kimi aracın ne istiyorsun onu yapar. Sonra bunu açarsın. Yani var olan mücadelesini yapar. Var yapıyor. Bunu açarsın. Anayı salarsın. Buraya şunlardan birer tane daha koyarak, bu normal büyük kovanlarda da olabilir. Hı hı. Koyduğun anda itibaren arılar hemen bunu örerler. Aşağı doğru dalaklarını uzatırlar. Ana arı da buradan çıkarak, alttan çıkarak çiftleşir gelir. Ya çiftleşmiş ana ise, hazırsa burada hafif bir boşluk bırakarak arıların çıkmasını sağlarsın. Ana arı hemen buna yumurta atar. Bu çok kabul bir sistemdir. Yani şunu arkadaşlara bir daha gösterelim. Şuradan ana arı çıkışını sağlarsın. Ana arı çıkabilmesi için burayı açık bırakmamız açık gerekiyor. Bırakırsın. Buradan işçiler de çıkar. Az bir şey bırakırsın. Bu, burası taşıma modu mu? Hı-hı. Kapalı şu anda, kapalı. Evet, taşıma modu. Taşıma modu. Hı-hı. Evet. Onu da izah etmiş olduk. Ya yani burada arıyı daha iyi, yani çiftleştirmiş olursun veya hazır vermiş olursun. Ya bu böyledir. Mesela bir çıtarı da silkelersen üstüne çok güzel olur. Mesela bunda da aynısında da. Bunun aynı şey, bunları kaldırırsın. Evet. Boş şu şunlardan iki tane koyarsın. Yani bunun büyüğünü koyarsın. Evet. Uzun sadece bu olur. Ana arıyı buraya tutturursun. Aşağı sarkıtırsın. Hı hı. Arılar zaten geceliğin büyük ihtimalle o ananın üstünden aşağı doğru salkım örerler. Anayı kabul ettiklerinde buradan aşağı kadar bir dalak atarlar. Evet. Dersin ki bu anayı kabul ettiler. Alırsın. Anayı açarsın. Ana arı anladıktan sonra buraya yumurta atacaklardı. Ana arı çıktıktan sonra buraya yumurta atarlar. Sen onu alırsın, o dalağı keser atarsın. Bir tane kabartılmış petek koyarsın. Evet. Koyduktan sonra ana arı buna yumurta atar. Hazırlık yaparken senin koyduğun temel peteklere, iki tane, üç tanesini hemen bunu arılar kabartır. Evet. Ana arıya yumurta attırırlar. Aradan bir 10 gün geçtikten sonra tekrar ikiye bir tane kabartılmış temel petek koyarsın. Hı hı. Veya kapalı koyarsın. Sana bağlıdır. Bu şekilde bir iki yaptıktan sonra, yani 15-20 gün içinde arı kata gelir. Anlaşıldı. Ama petek tertemiz olur, mumlar tertemizdir. Çok güzel olur. Ama bizim burada pek yapılmayan bir şeydir. Yurt dışında yaparlar. Peki. Yani bu yapılması gereken ama bizim arıcılar pek yapmıyorlar bunu. Bunların daha büyükleri vardır. Bununla, bu anlattığının aynısını ruşet kovanda da yapabilirsin. Ruşet kovanda olur. Bunu her şeyde yapabilirsin yani. Herhangi hiçbir sorun yok.
Peki. Bu mum mesela bunu Haziran'dan sonra yaptığın anda tertemiz mum sahibi olursun. Mesela eline kalmışsa siyah mumlardan kurtulursun. Sapsarı petekler var. Bunu Mayıs ayında da yapabilirsin. Arın güçlüyse. Mesela yurt dışında 6 tane kapalısı olan arıyı kaldırıyorlar komple. Adam kesip atıyor. Ama yeniden temel petek koyuyor. Arılar kabartıyor. Böylelikle işte Amerika'da vahşi arıcılık diyorlar. Bunların hepsi varroa olayını çözmüş oluyorlar. Yani kapalının içindeki bütün varroaları çöpe atıyorlar. Altı evet. Tekrar 6-7 çita temel petek koyuyorlar. Arı bunları kabartarak anarı tekrar yumurta atıyor ve yollarına devam ediyorlar. Peki teşekkür ederiz Gökhan Bey. Kendinize iyi bakın. Tekrar iyi Ramazanlar. Sağ olun.